Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Ne yapıyorduk? Polikarbonat, elektrik panomuz var. Arkadaşlar, bunları anlatacağım bir bir size. Onların bağlantısını yaptık, bağlama işlemini yaptık, bir test ettik, beraber test edeceğiz. Yanına bunların ikili sanayi tip kapaklı prizi monte ediyoruz. Monte etmeden önce 2,5'luk tekli kablolarımızı çektik arkadaşlar. Güzelce içeriye. Toprak aldık. Ne yapacağız? Saç ayaktan aşağı doğru toprak alacağız. Deliklerimizi açtık. Bu polikarbonat olduğu için çok kolay deliniyor. Aşağıdaki çatlak kısmımızı yapıştırdık. Üst taraftan da şuradan bakın. Dyson'la bir plexi kaynattım. Buraya ben Dyson'la yapıştırdım orayı. Arkadaşlar bunun yapılmaya devam ediyoruz. Bu sayaç nasıl bağlanır? İşte sigortalar nasıl bağlanır? Usta TV var. YouTube'da rahatlıkla bulabilirsiniz Usta TV. Ahmet kardeşimiz. Bu işi profesyonelce anlatıyor. Bizler de kendisinden zaten yardım alıyoruz. Bu işi biz amatörce yapıyoruz. Kendisi profesyonelce yapıyor. Bu iş zaten onun mesleği. Usta TV'ye abone olabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Biz sadece ürünleri gösteriyoruz. Ufak takımları, montajları gösteriyoruz. Ahmet kardeşimizden, Usta TV'den, YouTube'daki Usta TV kanalından bunları izleyebilirsiniz. Şu an bunun montajını yapıyorum. Arkaya sağlam olsun diye 4 tane delik açtım. Bu plexiler elimde fazlaydı arkadaşlar. Kullanılmayan plexiler. Bununla bir şey yapacağım arkaya. Dayanak yapacağım. Mesnet yapacağım. Ve arkadaşlar Dyson'ımız var. Siyah Dyson'la hem bunun altını su alacak yerleri ve aynı zamanda altını da yapıştıracağım ki sağlam olsun. Bir de bu pleximize bir Dyson'layacağım ki buradan arkadaşlar prizi çekip taktığımız zaman kırma işlemi rahat olmasın, bir sıkıntı yaratmasın. Tabii bu dediğim gibi saç pano gibi değil. Fakat ucuz uygun fiyatlı. Bunun üzerine biz bir saç çerçeve yaptıracağız. Bunu da bu prizlerde saç çerçevenin içine gömüp de sağlamlaştırabilirsiniz. İşlem bittikten sonra tekrar sizinle bir videoyu paylaşacağız. Hemen zaten bu videonun yanına birleştiririz arkadaşlar. Ben devam edeyim montaja. Akabinde yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Panomuzun montajını yaptık. Dyson'ladık bu kısmı. Bir tane sağ tarafa. Sanayi tipi priz ikili. Bir tane de sol tarafa. İçeriden deldik arkadaşlar. Ve kabloları gömdük. Şimdi gelin işine bakalım. Bizim 2000 wattlık bir boşumuz var. Isıtma aparatımız, aletimiz. Sıcak hava üfleyen. 1600 wattmış totalde. Çünkü ufak şeyler koyduğumuz zaman pek belirgin wattımız artmıyor. Kilowatt değerlerimiz artmıyor. Arkadaşlar 2 saat koyduk. Toplaklama çektik. Gördüğünüz gibi prizden ama açıkta bıraktık. Şu kısmı delip alttan ana, bakın ana elektrik geliyor. Ana hat geliyor. Nötrü sağ tarafa ne yazıyor üzerinde? Fazı da buraya koyduk arkadaşlar. Bu 30 miliamper akım rölesi olan 40 amperlik bir sigorta. İlk önce ana hattı bu sigortaya giriyoruz. Tabii ki buna girmeden önce arkadaşlar bakın fazları, nötrleri ayarlıyoruz. Bunun anlatımını dediğim gibi Ahmet kardeşimiz güzel bir şekilde yapmış, videonun başında anlatmıştık. Şimdilik bu ana girişi unutalım. Buraya herhangi bir giriş yapmayın. Birinci fazdan çıkıyoruz arkadaşlar. Şunlar, şu ikisi elektrik saatlerimizin, sayaçlarımızın sigortaları. Bir fazımızı çıktık. Girdik. Birinci sigortaya. İkinci fazımızda yine çıktık. İki saat sayaç koyduğumuz için. İkinci sigortaya. Girdik.
Arkadaşlar buradan çıkan fazlarımızı, siyah kabloları görüyorsunuz. Saatin sol tarafındaki faz girişi 3 numarayla belirtilen, yani şu ikinci kısım faz çıkışı. Burası nötr girişi. Buradan giriyor nötr, sayaç okuyor ve ikinci kısımdan da nötr çıkıyor, prizinize gidiyor. Gördüğünüz üzere bir hat üzerinden, tabii ki ev elektriği değil arkadaşlar bunlar. İki sayaça izin vermez TEDAŞ. Bu biz limana yapacağımız bir saç panoydu. Liman için, limandan alacağımız elektrik. İki ayrı iki kişi kullanacak. İki ayrı tekne sahibi kullanacağı için birincisine örnek veriyorum. Bir numaraya kendi adımızı verdik. İki numaraya da komşumuzun adı. Şimdi test edelim. Ana hatta girdik dediğimiz gibi. Bunlar sayaçların sigortaları. Bunlar da prizlerimizin sigortaları arkadaşlar. Bu anlatımı dediğim gibi profesyonel bir şekilde Ahmet kardeşimizden öğrenebilirsiniz. Şimdi ana sigortayı açıyoruz. Açtık. Ana sigortamız dediğimiz gibi akım böyle korumalı. Basıyoruz. Çalışıyor. Kaçak akım böyle korumalı. Yine basıyoruz. Kendini otomatikman kapatıyor. Şu an ana hattımızdan gelen elektrik açık. Bakalım buna ne bağlamışız? Sigortamızın açınca birinci elektrik sayacımız hemen çalışıyor arkadaşlar. Tarif veriyor. Saati veriyor. T1, T2, zaman ayarları var. Şimdi birinci sayacımızın arkadaşlar prizini açalım. Burada dediğimiz gibi priz sigortaları. Çok karışık bir anlatım oluyor bu dediğim gibi. Ben sadece tekneci arkadaşlara gösteriyorum burada. Bunu dediğim gibi profesyonel anlatım alabilirsiniz. Bir tane ısı tabancamız var. Onu açtık. Birinci kademeye getirdik. Bu arada ikiye bağlamışız herhalde. Bakalım bir dakika. Evet. Bakın sayaçtaki led yanmaya başladı. Kilovatımız çalışmaya başladı. Sayacımız çalışıyor. Ledimiz çalışıyor. Şimdi bunu bir de ikinci prizle deneyelim. İkinci prizimizi açalım. Daha doğrusu sayacımızın sigortasını açtık. Sayaç aktif hale geldi. Şimdi sigortayı açalım. Verelim elektriği. Arkadaşlar bakın led yine çalışmaya başladı. Sayacımız çalışmaya başladı. Bakın 0.4 gidiyor kilovatımız. T3'te kilovatımız çalışıyor. Şimdi basalım komple. Kaçak akım rölesine bastık. Komple kapattık. Arkadaşlar bu amatörce bir anlatımdı. Ne için anlatım? Limana saç pano elektrik çekecek arkadaşlar için çiftli sayaç yaptık. Bu sayede bir ana hattan iki tane sayaca nasıl bağlanır onu da görmüş olduk arkadaşlar. İki sayaca bağlamak için fazımızdan iki tane kablo çıkıyoruz. İki ayrı sigortaya ve oradan çıkan fazları da bir nolu sayaç ve iki nolu sayaca veriyoruz. Amatörce bir anlatım oldu. Videonun başında da adres verdim daha iyi nereden öğrenirsiniz diye. Biz bunu böyle bir size tanıttık. Yanlarda gördüğünüz gibi plexi ile sağlamlaştırdık. Krom vidalarla sağlamlaştırdık ki prizi çektiğimiz zaman karbonat panomuzu mahvetmesin diye, kırmasın diye. Amatörce bir anlatım oldu arkadaşlar. 250 videoyu geçtik. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun.
Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar.